Efendim 11 kenti vuran depremle birlikte bölgeye birçok ülkeden de yardım gönderildi. Kardeş ülke Azerbaycan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a da yardımlarını sürdürüyor. Birçok Azerbaycanlı da yardıma koştu. Onlardan biri de Server Beşirli'ydi. Eski aracına yüklediği yorganları depremzedeler için göndermişti. Beşirli şimdi de CNN Türk ekibinden Serdar Er'in yanında anlatacak tüm detayları. Hem Serdar hem de Beşirli. Hemen sözü Serdar'a bırakıyorum. Sembol oluşturdu aslında o fotoğraf. Azerbaycan'da Bakü'den aracına yükledi eşyaları, yardım malzemelerini ve yardım toplama alanına götürdü. Götürürken bir fotoğrafı çekildi ve kardeşliğin, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki o kardeşliğin bir kez daha sembolü oldu. Şimdi yanımızda kendisi Server Beşirli. Adıyaman'a geldi 4 gün önce. Hoş geldiniz diyelim tekrar. Hoş bulduk. Tabii burada kendisi yardım çalışmalarına katılıyor. Kendisinden dinlemek isteriz. Hangi duygularla o aracı o şekilde yükleyip götürdünüz? 1993 yılında Latin rayonu Minçen kəndindənəm. Biz de orada mecburi köçkün olmuşuq. Evsizlik nədir bilirik. Soyuqda qalmaq, qarda, paltarsız, ayaqqabısız. Daha önceler biz yaşamışıq bu acını. Bu kardeş ölkənin başına gələn bu təbii fəlakətə də gördükdə çox üzüldük. Kardeş ölkənin yanında olmaq istədim. Əlimdən gələn dəstəyi elədim. Aracınızda geçen bir fotoğraf var. O fotoğrafın içinde de semboller barınıyor aslında. Bir Türk bayrağı görüyoruz fotoğrafta. Çeşitli eşyalar araca yüklenmiş durumda. Ve biz o Türk bayrağının da hikayesini konuştuk. Şimdi Server Bey'den dinleyelim. O bayrağın hikayesi nedir? Araca asmayı da ihmal etmemişsiniz. Bizde 44 günlük müharibədə bu kardeş ölkənin bize desteği olduğu için o bayrak o zamandan bendeydi. Sonra da bu deprem oldu, bu kardeş ölkənin başına gələn bu fəlakətə görə o bayrağı astım aracın üstüne. Şimdi aracınızla o fotoğraf çekildikten sonra şöyle bir şey zannedildi. Siz aracınızla Türkiye'ye geldiniz ama o şekilde değildi. Siz Bakü'den kaç kilometre evden o toplama, yardım toplama merkezine götürdünüz? Nasıl gerçekleşti o olay? Olay 15-20 kilometre olar benim yaşadığım köyden Bakı'ya. Bakı'da Heydar Aliyev adına El Oyunlar İdman Salayında böyle bir toplantı var idi. Kardeş ölçeye destek, yardım desteği. Ben orada götürdüm, teslim ettim oraya için. Kardeş ölçeye yollasınlar. O sizin fotoğraftan haberiniz var mıydı o gün çekildiğinden? Yok, haberim yok idi. Ben onu akşam gördüm, o foto çekilip yayılmıştı. O fotoğrafta kardeşliğin bir kez daha sembolü oldu. Teşekkür ederiz biz de. Tabii deprem anında siz neredeydiniz, nasıl öğrendiniz, birden nasıl böyle bir yardım yapma kararı aldınız, nasıl harekete geçtiniz onu da merak ediyor insanlar. Biz evde oturmuştum. Əmim oğlu da ben yanımdaydı, dayım oğlu da. Baxdıq, sosyal medyada gördük, qərara gəldik hemen sabahı tezden. Yardım için yatacaklar, yorgan döşek, isti geyimler yığdıq, Bakıya apardıq, kardeş ölçeye yola salmak için. Evet, ne vardı araçta, ne yüklediniz, neler yüklediniz araca? Araçta yorgan var idi, döşek var idi, yastık var idi, isti geyimler var idi, kurtka, jaket, ayakkabılar var idi. Elimizden gelen yardımı eləmək istedik için. Biz iki dövlət, bir millətik. Bu da kardeş ölkənin başına gəldiyi üçün biz Azərbaycandan əlimizdən gələn dəstəyi eləyirik kardeş ölkəyə. Evet. Yalnız olmadığımızı bir kez daha hissettirdiniz. Zaten her iki ülkeden de beklenen bu, birbirine karşı, birbirinin başına gelen belalarda tek millet olmayı becerebiliyoruz. Tabii az önce de belirtmeye çalıştık. Şöyle bir detay söz konusu. Server Bey buraya aracıyla gelmedi. Bakü'de
kendi oturduğu noktadan depremin haberini aldıktan sonra bir toplanma merkezi, yardım toplama merkezi oluşturuldu. Onu duyduktan sonra, Türkiye'ye yardım anonsları yapıldıktan sonra hiç düşünmeden evde oluşturduğu malzemeleri, ihtiyaç olabileceğini düşündüğü malzemeleri aldı. Kendi ifadesiyle biz de kısmen aktarmaya çalışalım. 92-93 yıllarında savaş zamanında dışarıda kaldığını belirtiyor Server Bey. Bu yüzden dışarıda kalmanın ne anlama geldiğini belirtiyor ve ihtiyaç malzemesi koyuyor. Bir kez daha yöneltelim daha anlaşılır olması açısından. Siz de dışarıda kaldınız. Ne hissettirdi o depremde dışarıda kalan insanları gördüğünüzde? Biz o acını yaşamışız. Bilirik evsizlik nedir, soyuqda kalmak nedir. O yüzden o acını bildiğimiz için kardeş ölçüye elimizden gelen desteği eledik için biz de buradayız. Peki sonrasında şöyle bir gelişme oldu. Size bir hediye araba verildi, hediye edildi araç. Tabii siz böyle bir beklenti içinde yapmadınız bunu. Doğru, öyle bir şey beklemirdik. Sağ olsun hediye etmiş. Bir de bir hadise yaşanmış galiba aranızda. Siz aracı kabul etmemişsiniz ilk. Doğru, arabanı kabul etmirdik. O söyledi için sen yardımı olan elə bil için imkanın çatan yardımı elədin. Biz de sana bu hediyeni eləyirik. Türkiye'den iş adamıdır. O söyledi için sen kabul etmirsən ben de etmirəm. Ve ben de buradaydım, babama teslim etmişler. Ben sen kabul etmiyorsan ben de kabul etmiyorum dediği şey de yardımını o zaman biz de kabul etmiyoruz ifadesi, doğru mu? Doğru, doğru. Öyle söyledim. Ne zaman geldiniz Adıyaman'a? 3-4 gündür buradayız. Adıyaman'dayız. Burada elimizden gelen kömək eləyirik. Burada isteyeceğimler dağıtırıq. Çadırlar qururuq. Lazım olan erzakı veririk. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. O kardeşliğin bir kez daha sembolü olduğu, aracıyla çıktığı yolda, eşyalarıyla, yardım malzemeleriyle çıktığı o yolda farkında değildi aslında fotoğrafı çekildi ama iyi ki öyle bir fotoğraf çekildi. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin bir kez daha sembolü oldu. Kendisiyle konuştuk, Server Beşirli ile konuştuk. O fotoğrafın hikayesini dinledik. Umarız bir daha böyle deprem hadiseleri yaşamayız ve farklı ortamlarda aslında birlikte olabiliriz, kardeşliğimizi pekiştirebiliriz diyelim. Söz tekrar buradan size bırakalım.